gönüllü veya gönülsüz, yani büyük çapta gönülsüz olduğu, ezerek, kırarak, dökerek, böyle silindir gibi, tanklar gibi şakır şukur üstünden geçerek yaptı bunu. Bunu bütün dünya biliyor. Eşyanın tabiatına ve insanın fıtratına aykırı şeyler zorlamalarla kabul ettirilmeye kalkıldığı zaman ne yapar yapar eşya tabiatının hükmünü icra etmeye başlar ve eninde sonunda eşyanın tabiatına aykırı, insanın fıtratına aykırı şeyler iflas etmek, iflas bayrağını çekmek durumunda kalırlar. Nitekim bunun en taze dumanı üstünde örneği de Marksist dünya görüşü, Marksist ideoloji olarak önümüzde duruyor. Ondan daha yaşlı, ondan biraz daha yaşlı olan, onun hemen hemen üç misli yaşında olan, 1789 Fransız ihtilaliyle doğduğunu varsaydığımız laik, demokratik, liberal, kapitalist ekonomi ve işte dünya görüşü ve rejim diyelim, yaşam biçimi, onun üç misli yaşında, işte 210 sene mi olmuş şimdi, şu anda, 70'in üç misli, hala ayakta duruyor. Aslında Marksizmi dışarıdan birileri yıkmadı. Marksizm kendi kendine göçtü. Yani diyelim işte şu ağaçları, sütunları, hezenleri, direkleri, bilmem neleri çürüdü filan ve maili inhidam, yani yıkılmaya hazır, meyilli hale geldi, çürüdü ve gırrrr diye göçtü. Sonuçta halkını bir somun ekmeğe muhtaç hale getirerek, çoluğunu çocuğunu yetim ve öksüz bırakarak yeryüzünden çekildi, elini eteğini çekti. Her ne kadar Çin hala ayakta duruyor ise de Marksist bir ideoloji iddiasıyla da durmuyor. O büyüklüğü, o şeyi nasıl devam ettirerek bir transformasyon yaşarız, yani büyük değişiklik yaşarız. Onun korkusuyla Çin'de de biliyorsunuz Tiananmen meydanında meydana gelen ayaklanmalar, öğrenci hareketleri filanla Sovyetlerdeki gibi perestroika ve glasnost başlangıcı kendini göstermiş idi. Fakat tanklarla onları ezdiler. Yani yine Marksist, Maoist metotlar kullanmak suretiyle bu çöküşü biraz yavaşlatmak istediler. Altında kalacaklar korkusuyla yapıyorlar. Yoksa rejimlerinden o kadar da memnun değiller. Yani eski keskinlikleri de gitti, yani kör bıçağa döndüler. Bolca efendim emek sahipleri o kadar, yani fazla da bir şeyleri yok. Ucuz emeğe sahip bir ülke, 1 milyar nüfusu var. Dikkat edilirse şu anda kapitalizm alternatifsiz gibi görünüyor. Yani dünya üzerinde tek başına kaldı. Rakipsiz, maç yapmadan tur atlayan ve işte şampiyon kürsüsüne çıkan, birinci numaraya çıkan bir ideoloji görünümünde. Ama dikkat ederseniz onun karşısına hasım olarak henüz çıkmış olmamasına rağmen sürekli de böyle tarihten gelen bir endişeyle, ayrıca günümüzdeki bir takım kıpırtıları da gereği gibi değerlendirmelerinin sonucu hep şampiyon olsalar da işte bir hasımdan öyle sayıklıyorlar. Hala. Yani işte İslam filan, terörist geliyor filan. Nerede, daha gelen yok, giden yok, ortada görünen yok. Hani tozu görünür de sonra kendi görünür filan. Ufak tefek sağda solda kıpırtılar görünüyor gerçekten. En basit bir örnek olarak İran'daki devrimi bu konuda ciddi bir tehdit, ciddi bir emare olarak göstermek mümkün. Batı öyle görüyor. Efendim İran'da kimin akidesi nedir, işte sapık mıdır, düzgün müdür, akidesi, işte tevhid akidesi midir, tevhidi bozuk mudur, değil midir? Bu Amerika'yı, Batı'yı filan hiç ilgilendirmiyor. İster şeytana tap, ister bilmem neye tap. Yeter ki Amerika'nın isteğine uygun hareket et. Şimdi İran'daki devrimin bu yanına bakalım. Akidevi yanı Amerika'yı ilgilendirmiyor. Akide ne, ister bir Allah'a inan, ister 100 Allah'a inan. Yani fark etmez Amerika için. Kendi zaten ne yapıyor ki? Irkaladığı yok böyle şeyler onu. Fakat İran'da bu devrimin sonucu ortaya çıkan devlet, o devletin Amerika başta olmak üzere İslam ülkelerini sömüren güçlere karşı kesin
keskin ve belirgin tavrı Batı'yı gerçekten korkuttu. Çünkü Batı öyle bir zehaba kapılmıştı ki biz süper güçlüyüz. Yani adeta yeryüzünde biz küllü şeyin kadir. Allah değil, biziz küllü şeyin kadir. Bu zehaba kapılmış, bu havayla yaşıyor. Aa, küllü şeyin kadire karşı yüz şeyin kadir bile olmayan bir ülkenin halkı tuttu yakasından ve en azından İran çapında, bazında da olsa yere çarpınca onu, bu ne menen bir iş, şaşırttı onları. Çünkü yenilmez, yenilemez, ne kelime elense çekilemez. Hiç dokunulamaz Amerika'ya. Hem dokundular hem elense çektiler, hep de yere yüzü koyun böyle kurbağa ölüsü gibi serdiler Amerika'da. Şey İran. Bu Batı'yı, yalnız Amerika'yı değil, Amerika başta olmak üzere tüm Batı'yı gerçekten düşündürttü. Mesela 1981 yılında yayınlanan bir İngiliz gazetesinde, Daily Mail isimli gazetede, Nicholas Bethel diye hem gazete yazarı hem avam kamerasında milletvekili olan bir yazar, Ayetullah'a ödeyeceğimiz bedel başlığını taşıyan bir yazı yayınlamıştı, bir makale. Onu İktibas'ın birinci cildinin dördüncü sayısında veya altıncı sayısında bulabilirsiniz. Hürriyet de Türkçe'ye çevirmiş, yayınlamıştı. Biz aynen alıntıladık. Aynen şöyle söylüyordu. Şah'ın Centurion tankları ve Phantom uçaklarıyla güçlendirilmiş saltanatı, tahtını, tavus kuşu tahtını, hani o onlar masalımsı öyle efsaneden gelen şey, Aryamehr, Arilerin güneşinin tahtını, elinde Kur'an-ı Kerim'den başka silahı olmayan 80 yaşında bir ihtiyar düşürdü. Öyle görünüyor ki Kur'an ayetleri makinal tüfek kurşunlarından daha tesirli. Bu cümleler bu adama ait, bu gavura ait. O yazıyı bulun, inanın, yani böyle fotokopi yaptırın, dağıttırın millete. Çerçeveletin asın, yani o değerde ve hakikaten Batı'nın ne denli kökten böyle 10. derece zelzelenin yeri yerinden oynattığı gibi, en sağlam binaları bile çatlattığı, yıktığı, devirdiği gibi nasıl sarstığını devrimin, Batı'yı, Batı'nın kurduğu dünyayı nasıl hesapları şaşırttığını gösteren çok enteresan bir yazı. Onu bulup bir fotokopisini çekin. Yani fazla değil. Şöyle iki sütun bir yazı. Bu onu gösteriyor ki, yani Amerika'da sık sık söylüyor, Rand Corporation'ın hazırladığı, Pentagon'a ve CIA'ya hazırladığı raporda da Müslümanlığın, onların dilinde fundamentalist veya radikal İslam dedikleri Müslümanlığı, yani Kur'an'a yönelen, Kur'an'a yöneldiği için de Batı'yı dost bilmeyen, kafiri dost edinmeyen, kafirin elini kendi yakasından koparttırmaya, kurtartmaya yönelik, onlara topraklarını sömürtmeyen, onlara kendilerini idare ettirmeyen, onların rejimini de kendilerini de dışarı out eden bir İslam. Henüz belki daha babasının sülbünde, anasının rahbinde, ama orada iken bile Batı'yı korkutuyor. Ve ikide bir Batılı yöneticilerin radikal İslam'dan korktuklarını dile getirdikleri beyanatlarını siz Almanya'da, biz Türkiye'de, kimisi Amerika'da, yani bütün dünya okuyoruz, görüyoruz. Hatta bu telaşa düşen Batı'nın uşağı, Müslüman halkı, Müslüman ülke yöneticileri kendi aralarında ne yapıp, çünkü kendi hayatları da sona erecek, kendi ikballeri, istikballeri, iktidarları da sona erecek, bunu bildikleri için şah gibi. Şah nasıl? Dünyada, koca dünyada ölecek yer bulamam. O günleri hatırlayanlar iyi hatırlasınlar. Ölecek yer bulamadı. Hatta Hürriyet'in ilavesinde çok enteresan bir röportaj, Şah'ın karısı Farah Diba ile yapılan bir röportaj yayınlanmıştı. Ben de o günlerde böyle şeyler yazıyordum. Diyordum ki, bunların yaptıklarının sonucunda koca dünya başlarına dar gelmiş. İsterler ki kimse karışmasa da, şöyle iki odalı bir gece kondumuz olsa da başımızı dinlesek, şurada otursak, ama onu da bulamayacaklar. Onu da bulamadılar. Gerçekten 8 tane
Müslümanı bulunduğu söylenen Bahama adalarına bile o 8 Müslüman yürüyüş yaptı Bahama adalarının söz şehri sokaklarında ve şah oraya gidememişti. İktibasın ciltlerini karıştırırsanız görürsünüz. Sonuçta işte Enver Sadat bir başka Amerikan adamı onu Mısır'a getirdi ve orada göçtü geçti koydu gitti. Şah İran'ı parasız kaldığı için terk etmemişti. Şah'ın İran'daki bütün paraların başındaydı. İstediği şekilde tasarruf edebiliyordu. Ayrıca dışarı kaçırdığı, dışarı yaptığı yatırımların da hepsi kendi adına yapıldığı için milyarlarla sayılan paralardı. 40 milyar doları İran'ın dışına kaçırdığı herkes tarafından biliniyor. Yani iktidarlar parayla iktidar olmazlar. Parayla iktidar da kalmazlar. Halklarının oyuyla iktidar olurlar ya da halklarının oyuyla verilmeyen oylarıyla da iktidardan düşerler. Halk arkasını dönerse yoksa parayla iktidarın uzaktan yakından alakası yok. Fakat birçok Müslüman bu anlamış değil. Diyorsunuz, diyoruz ki biz yahu bakın Şah'a parasızlıktan meteliksiz kaldı da ondan mı İran'dan kaçtı? Alaman'a çalışmaya geldi. Yok. Adam da para içinde yüzüyor yani. Derya deniz para. Niye kaçtı? Halk desteğini çekti. Halk ona karşı. Siz de Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde laikliği, demokrasiyi, liberal kapitalizmi uygulayan Batı yanlısı partilerin hiçbirine oy vermezseniz ki hepsi Batı yanlısı parti bunların. Kimisi Almancı, kimisi İngilizci, kimisi Fransızcı, kimisi Amerikancı. O zaman kimin oyuyla iktidara gelecek bunlar? 30 milyon oy sahibi var Türkiye'de. 30 milyon oy sahibinin 25-26 milyonu hiç oy kullanmasa ya da iptal kullansa. Geri kalan 4 milyonun işte 300 bin işi olacak, 500 bin işi, 600 bin, o 600 bin oyla da filan parti iktidar oluyor. Diken üstünde oturur. 30 milyon oyu olan bir ülkede 600 bin oyla iktidar olmak kadar gülünç. Hiçbir şey olamaz. Bütün dünyaya karşı ne diyecekler halkımız bizim ya? Hangi halkın lan? 60 milyon nüfusun var. 30 milyon seçmenin var. 600 bin oy halktan bahsediyorum. Böyle halk mı olur? Demezler mi adam? Ve oturamazlar. Yün tarağının üstünde oturur olurlar. Yani yok. Vermezseymiş filan partiye komünistlerin. Oğlum komünizmimiz kalmadı lan. Bitti. Öldü lan. Gömdük geldik ya işte daha. Ölü imanı da verdik. Kırkını falan da okuttuk. Allah Allah. 52. gecesi de bitti. Geride kaldı. Hala kafayı ondan bozdum. Komünizm gelirmiş. Senin gibi avana gelmeyeceğize bile gelir. Ne olacak? Hala onunla hareket ediyor adam yahu. Yani bir insan küçükken öcüden korkabilir bir çocuk. Bak öcü geliyor. Gel bakalım. Falan gelir. Ama sen ben yaşa gelmiş de hala öcüden korkuyorsa bir adam, ona bu zekası gelişmemiş, yani bunu bir tedavi ettirelim, psikiyatriste falan götürelim derler ya. Demezler. Ama hiçbir çocuğu öcüden korkuyor diye doktora götürelim demez kimse, diyor mu? Götürseydim bütün çocuklarımız psikiyatriste olurdu o zaman. Çocuk için normal. Hadi siyasi bilinç açısından çocuk yaşta olan toplumlar için de bir süre normal sayalım ama artık akıllanın ya. Eşek kadar oldunuz yani, kocaman oldunuz. Hala öcü komünizm gelir diye Demirel'e oy veriyor. Ya go Demirel'i bırak gelsin komünizm. Hoş geldi, sefa geldi. Bakalım bir görüşelim, şöyle bir tutuşalım. Ha? Ne yapacakmış bir görelim. Yok ki ne var ortada gelecek. Yok, Demirel bu arada bildiğini yapıyor tabii. Ne diyor? Dün de bahsettik. İngiltere'ye bir günlük seyahat yaptı. Herif diyor ki Avrupa'nın bütün değerlerini diyor Orta Asya'ya taşımaya talibiz diyor biz gönüllü olarak. Avrupa'nın ne değeri bu? Laiklik mi bir değer? Demokrasi mi bir değer? Ferdiyetçilik mi bir değer? Kapitalizm mi? Menfaatçılık mı? Çıkarcılık mı? Faydacılık mı? Kendini düşünme mi? Canım canım, kendi canım, dünyanın canı cehenneme diyen anlayışı mı değer ki taşıyacaksın? Pislik taşımaya talip adama bak. Bokunuzu ben taşıyayım diyor Orta Asya'ya. Evet. Bre taşeronluğuna talip adam. Evet, biz
kısaca insan ve ilişkileri ana başlığı altında 7. ana konumuz üzerinde duralım. İslam insanı ve toplumu nasıl yükseltir? Mesela nasıl bir balonu özgül ağırlığı havadan daha hafif olan gazla doldurursanız o gaz yükseltirse, insan da bir balon gibidir. İçine basacağınız hava onu atmosferden daha hafif bir şeyle doldurduğunuzda yükseltiyor. Daha ağır bir şeyle doldurursanız da yerden kalkmaz, düşürür. İse insan da balon gibidir derken teşbihimizi yalnız şu açıdan yapıyoruz, benzetmemizi. İnsan yüce değerlere sahip olur. Yüce değerleri sahiplenir, ona göre düşünür ve o değerlere göre davranırsa düşünceleri de davranışları da yücelir. Dolayısıyla da yücelmek yükselmekle eş anlamlı olduğundan yükselir. Fakat düşük değerlere sahip olur, düşük davranışların da sergileyicisi bulunur ise bu takdirde de insan düşer. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların boş balon gibi olduğunu söylüyor malumunuz. Ne diyor? Biz her birinizi analarınızın karnından bir şey bilmez halde çıkardık diyor. Öyle buyuruyor Allah. Hakikaten anasından doğan bir çocuğa bakarsanız içgüdüsel olarak bildiği bir takım şeyler vardır. Nedir o da? İşte meme arar, yani bir yiyecektir. Ondan sonra da cırt arkadan da boşaltır. Başka da bir şey bilmez. Ya mızlanır, biraz da ağlar mı? Hepsi o kadar. Ama bu durumda hakikaten hiçbir şey bilmez halde analarının karnından çıkan insanlar, hangi ananın kucağındaysa, dini ne olan ananın kucağındaysa, örneğin Yahudi annenin kucağında büyüyorsa, annesinin diniyle dinlenir. O dini edinerek büyür. Babasının diniyle dinlenerek büyür. Müslüman anne babanın kucağındaysa, Müslüman, onlar ne biliyorsa İslam adına, o bilgilerle büyür. Hristiyansa Hristiyan, Budistse Budist. Daha bu şekilde dinlenen, ki herkes böyle büyümüştür. Her birimiz anne babamızın diniyle dinlenerek, o dinleri benimseyerek, o dini benimseyerek büyüdük her birimiz. Ama belirli bir dönem gelip artık anne baba vesayetinden kurtulmaya, artı kendi aklımızı devreye sokmaya başladıktan itibaren kendimizin araştırması, düşünmesi, okuması, incelemesi, muhakeme etmesi, mukayese etmesi sonucu gerek bilmediğimiz, o güne kadar duymadığımız bir takım şeyler öğreniyor, gerekse o güne kadar duyduklarımızı da eleştirme, bunun hangisi ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadar eksiği var, ne kadar fazlası var demeyi de bilmeye başlıyoruz. Böyle öyle bir gün geliyor ki artık insan, bunu yapan insan tabii, annesinin babasıyla, babasının diniyle dinlenmek, Kur'an'ın deyimiyle söylersek, atalarını üzerinde yürür gördüğü yolda yürümekten çıkıyor, yürünmesi gerektiğine aklan ikna olduğu, kalbende onun tasdikini yaptığı yolda yürümeye başlıyor. Tabii ki bu hal, bu değişiklik, araştıran, inceleyen, düşünen insanda meydana gelen bu değişiklik, alışkanlıklarını bozmayan ve onun üzerinde yürümesini sürdüren toplumun ileri gelenlerinden başlayarak geri kalanlarına kadar herkes tarafından, bunlar atalarının yürüdüğü yolu terk ettiler, saptılar oradan, bunlar sapık. Ve sapıklıkla itham edilenlerin başında da bütün toplumlar tarafından o toplumlara gönderilen peygamberler geliyor, dikkat edin. Kur'an'da böyle söylüyor. Bütün kavimler içlerinden Allah'ın elçi olarak seçip kendilerine hidayet etmek üzere gönderdiği, doğru yolu göstermek üzere gönderdiği elçilerini, Allah'ın elçilerini hep sapıklar olarak, atalarının üzerinde yürüye geldiği yolda yürümekten sapanlar olarak itham etmiş, öyle suçlamış, öyle isimlendirmişler. İnsanlar öldükten sonra
diriltilecekler ve mutlaka hesaba çekilecekler. İnananlar da diriltilecek, hesaba çekilecek, inanmayanlar da, kadınlar da erkekler de, yaşlı da genç de, az bilen de çok bilen de, gayret eden de etmeyen de. Böyleyken ve hesap ferdi iken, herkes ferden ferda, tek tek hesaba çekilecek iken, bu bir vaka iken, ne yapıp yapıp herkes kendi hesabına kendisini hazırlamak zorundadır. Hesapta vekalet yoktur. Yani benim namıma, benim hesabımı Nurettin'den sor, Nurettin benim hesabımı Ayhan'dan sor diyemez, dese de kimse kulak atmaz. Onun için Ayhan'ın hesabı ayrıdır, Ercüment'in hesabı ayrıdır. Nurettin'in hesabı ayrıdır, Ahmet'in hesabı ayrıdır. Bu itibarla herkes kendi hesabını kendi tutmalı. Ne yapacağını, nasıl inanacağını, nasıl amel edeceğini, nasıl davranacağını, nelerden kaçınacağına, neleri yapacağına kendisi karar vermelidir. Ve bu hususta başkasının ağzına bakmakla asla iktifa etmemeli, kifayet etmemeli. Kendisi araştırmalı, mutmain olmaya çalışmalıdır. Aklı ikna olmalı, kalbi de itminan hasıl etmeli, doymalıdır. Bunu yapan insan elbette ki Kur'an'a bakarak yapacaktır ve oraya bakarak hayatını bu çizgi, bu süreç üstünde geçiren insan da elbette Allah'ın mağfiretinden nasiplenmeyi umabilme avantajına sahip olarak ahirete intikal edecektir. Yoksa üç kuruşluk dünya metaı için araştırmadık, çalışmadık, çalmadık kapı bırakmayan, bütün gayreti sarf eden insanların hatta bir basit kaza, beğendiği bir kazak bulabilmek için 40 tane mağaza gezen, 5 kuruş aşağı ve daha iyisini alabilmek için bir kadın veya erkek düşünün. Bu kadar şeyler için bunca fedakarlığı yapan insanların ölümsüz öbür dünya içinde, bu dünya içinde, ölümlü bu dünya içinde kendisine selamet verecek, sağlık verecek, sıhhat verecek, huzur verecek, istikrar verecek, itminan verecek bir yolu aramaması, o yolu bulmak için gayret sarf etmemesi kadar abes, bu kadar gülünç bir şey olur. Gerçekten yani bazen kimi aradığımız şeyleri bulmak için delik deşik etmediğimiz dükkan bırakmıyoruz, gitmediğimiz yer bırakmıyoruz. Yahu şunu arayıp duruyorum, şurada bulamadım, burada bulamadım, millet rastlayan var mı hiç? Bilen gören oldu mu yani? Gidip de oradan alayım diyoruz. Nedir bunlar? Nihayet bu dünyada kullanacağımız ve işte 3 gün değilse 13 gün sonra eskiyecek, hevesimizin de geçeceği şeyler için bunca gayret sarf eden insan, kendisini ebediyen alakadar eden şeyler için bu gayretin %1'ini bile sarf etmiyorsa, onda birini bile sarf etmiyorsa herhalde hüsrana uğrayanlardan olur. Herhalde. Hiç şakası yok. İslam yüce değerlerden oluşuyor. Çünkü onu gönderen yüce, en yüce varlık Allah. Yüceden aşağılık iş sadır olmaz. Nasıl biz insanlar arasında bile işte o temiz insandır, terbiyeli insandır, o öyle şeyi yapmaz diyor. Hüsnü zanda bulunuyorsak, elbette ki insanlar hakkında böyle bulunuyorken, eksiksiz olan Allah-u Teala hakkında da aynı hüsnü kanaat sahibi, iyi kanaat sahibi olmamıza engel hiçbir şeyin bulunmadığını açıkça söylememizde hiçbir mahsur yok. Bu itibarla her şeyi bilen, her var olan şeyi yoktan, üstelik de hiçbir gayret sarf etmeden, hiç yorulmadan, ol demekle olduracak kadar kudretli olan Allah'ın yarattığı aciz kullarına yol göstermesi, bu gösterdiği yolun onları için onların lehine olması, onlara hayatı ve ahireti tatlı, huzurlu, aziz kılması için yeterlidir Allah'ın büyüklüğü. Gerçekten de İslam, insanlara nasıl inanmasını istiyorsa, insanlardan nelerden uzak durmasını ve neleri yapmasını istiyorsa, bunlara tek tek bakıldığında hiçbirinin insanın aleyhine, insanı zorlayan, insanı yokuşa süren şey olmadığını görmek, rahatlıkla görmek mümkün. Örneğin Allah, insanoğlu hep inana gelmiş. İnan desen de inanıyor, inanma desen de inanıyor. Taş devrinde de inanmış, kuş devrinde de inanmış.
ama daşa inanmış, ama bir yanardağın lavlarına inanmış, ama aslana inanmış, he? Ama aya tapmış, ama güneşe tapmış, hep tapmış yani, değil mi? Bir takım davranışlara iyi demiş, bir takım davranışlara kötü demiş. Yani insan düzensiz olabilmiş mi? İnansız kalabilmiş mi? Marx'ın söylediklerine inananlar da inanıyorlardı, imanları vardı, yani ondan emindiler. Öyle değil mi? İman deyince yalnız İslam akidesi akla gelmesin. Hristiyanın da kendine göre imanı var, Yahudinin de var, Marksistin de var, var oğlu var. Bu bunsuz olmuyor. O zaman tapacaksa insanlar kime tapmalı? Tabi olacaksa kime tabi olmalı? Madem ki insanlar birini sayacaklar, bu sayacakları kendilerinden biri mi olsun, yoksa hepsinin yaratıcısı Allah mı olsun? Elbette ki ikinci şık daha akli, daha doyurucu. Zira her şeyimizi ona başlıyor. Öyleyse nasıl olur da küllü şeyin alim olan, küllü şeyin kadir olan, her şeyi gören, bilen, her şeyi yoktan var eden, her yarattığının rızkına kefil olan ve bu rızkı vermekle mükellef olduğu gibi verebilen, vermeye güç yetiren Allah varken, ondan gelen düzenin düşük olabileceği, insanları idare etmekte acze düşeceği, dün idare ederdi belki ama işte bugün edemez olacağını düşünmek mümkün olsun. Çünkü Allah insanlar gibi içinde bulunduğu çevre ile sınırlı düşünebilen, sınırlı kavrayabilen bir varlık değil ki. Allah için zaman, mekan, çevre diye bir şey söz konusu değil. Bütün bunlar biz insanlar için söz konusu. Bu bakımdan Allah-u Teala'nın doğru dediği zamanların tümünü kapsayacak şekilde doğrudur. Eğri dediği de zamanların tümünü kapsayacak şekilde eğridir. Hakikaten bakınız, yeryüzünde zinanın en yaygın, örneğin zinayı alalım hele, en yaygın olarak yapıldığı ülkeler dahil, zina hala o ülkelerde bile hoş görülen, ahvali adiyeden, normal işlerden sayılamamıştır. Mesela Almanya'yı ele alalım. Almanya'da insanların zina yapmasına herhangi bir engel var mıdır? Duyuyor musunuz? Burada yaşıyorsunuz. Yok. Yeter ki İki cinsten ikisinin de birbiriyle ilgili bu konuda rızası olsun, bitmiştir iş. Buna rağmen Alman toplumu, yani hiç zina yapmaktan kaçınmayan, zina yapanı hor görmeyen bu toplum, Cumhurbaşkanı Weizsäcker'i ne yüzden seviyormuş yapılan bir ankete görebiliyor musunuz? 20 yıldır hiçbir skandalı duyulmamasından ve 20 yıldır bir kadınla evli oluşundan dolayı en çok seviyormuş. Alman Cumhurbaşkanı. Alman ya bu kadar adamı bu sebeple seviyorsunuz. Ha biraz da bu sebebi siz kendinize de yakıştırın. Yani bir Weizsäcker'e mi yakışıyor bu? Amerika'da dikkat edin. Herkes dilediği haltı, dilediği boyutuyla yer. Serbest. Hiç yasak yok, öte yok. Ne günah var, ne utanma var, ne bir şey var. Ha. Fakat başkan seçtikleri adamın bir işte sekreteriyle bilmem yattığı, öteberi ettiği filan bir duyulmaya görsün, hükümetler düşüyor, allak bullak oluyor, her şey ortalık karma çorman. Yahu toplum olarak hem bu işi ayıp görmüyor, yapıyorsunuz, alayınız yapıyorsunuz. Hiç yapmayana da enayi gözüyle bakıyorsunuz. Ondan sonra da başkan bunu yaptı, vay dünya yıkılacak, gök kubbe üstümüze düşecekmiş gibi de vaveyla koparıyorsunuz. Yani bu ne perhiz? Bu ne lanet olsun veya o ne lanet olsun, bu ne perhiz? Hiç akıl alır gibi değil. Gerçekten yani akıl alır gibi değil. Düşündüğü zaman insan koyacak bir kap hakikaten bulamıyor. Vallahi şaşmamak mümkün değil bunların halleri. Bizim kendi akıllarımızda evet. Bir o mu efendim? İngiltere'de o işte Profumo skandalı diye işte. Neler 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 neler. Yunanistan'da zina suç mu? Tövbe. Hadi Türkiye'yi biraz çıkalım çünkü ne de olsa dibinde kökeninde efendim Müslümanlığı var filan. Yok. O işte papağandırıyor mu? Nedir bir Liliani mi ne? Bir genç sekreteriyle evlendi diye. Vay! Bilmem.
ne vay ulan yemedik halt koymuyorsunuz. Şu alaya çıkıyor yediğimiz haltların tarakası, görüntüsü. Böyle yani. O bakımdan Allah-u Teala'nın kötü dediği hiçbir şeyin iyiliği bugüne kadar ispat edilememiştir. Örneğin kullarına neyi yasak ediyor? Yalan söylemeyi yasak ediyor. Değil mi? Birbirini aldatmayı yasak ediyor. Birbirini aldatmaktan hoşlanan insanlar olabilir mi dünyada? Düşünebiliyor musunuz? Eğer ruh hastası değilse, eğer tedavilik vaka değilse. Düşünebilir misiniz? Belki insanlar tek yanlı olarak ben seni aldatmaktan hoşlanabilirim. Hani aldattığım zaman elime geçecekten ama asla senin de beni aldatmandan hoşlanma. İki tarafın da birbirini aldatmasından hoşlanan adam var mı hiç? Duydunuz? Yok. Kur'an'da belirlenen yüce değerler, gerek itikada taalluk eden değerler, gerek davranışlara taalluk eden değerler, insanlar tarafından alınmak, benimsenmek, kendilerindeki bozukluklar, çürüklükler atılıp onların yerine ikame edilmek kaydıyla insanlar yücelir, insanlar arasında genel geçerlik kazanan kamuoyu değişir, yücelir, yükselir, böylece toplum yükselmeye başlar ve düzenin de İslami düzen, taşınılan ortaklar değer, ortak değerler olarak uygulanması aşamasına gelinir. Toplum dendiği zaman zaten fertlerin fikir ve davranışlarından, kamuoyundan ve uygulanan düzenden oluşur toplum. Toplumda değişiklik meydana getirmek istiyorsanız önce fertlerde değişiklik yapmak durumundasınız. Fertler kavramlarını değiştirecek. Fertler telakkilerini, taşıdıkları değerleri, değer yargılarını değiştirecek. İyi ise kötüye değiştirecek, kötü ise iyiye değiştirecek. Yani iyi olmak istiyorsa, halini iyi halde görmek istiyorsa kötü haldedir demektir. Kötü halini değiştirecek. Nefsindeki kötülükleri iyiliklerle değiştirecek. Bu haliyle en yakın çevresinden başlayarak usvetül hasene, yani Kur'an deyimiyle güzel örnekler oluşturacak. İnsan fıtratı güzelliğe aşina ve yatkın olduğu için bu fıtrat imrenecek o güzelliklere, güzel örneklere. Başkaları da öyle yapmaya çalışacak. O dürüstlük insanlara güvenlik verecek. O başkalarının iyiliğini isteme için digergam davranma insanlara güven verecek, sevdirecek ve seven, sıcaklık duyan insanlar kavramlarını değiştirmeye başlayacaklar. Kavramlarını değiştiren insanlar davranışlarını da değiştirecekler ve çekici bir yere vurmak, aynı şeyleri söylüyor ve yapıyor olmaktan meydana gelen güçleri ne Allah güç katacak, o güçlerini bereketlendirecek. Sonuç olarak da bir otoritenin teşekkülüne doğru gidilecek. Tıpkı Mekke'de başlayan, daha sonra Medine'ye sıçrayan ve Medine'de daha fazla alanda yayılan ve kökleşen İslam düşüncesi, İslam dünya görüşü ve yaşam tarzı sonuçta bu düşünceyi taşıyan insanları düşündürtmüş. Filanın, ravi öyle söylüyor, filanın hurmalığında, gölgeliğinde oturuyorduk diyor. Kendi kendimize konuşmaya başladık ve dedik ki daha ne zamana kadar Muhammed Mekke'nin dağlarında insanları Allah'ın dinine çağıracak da onun davetine icabet eden olmayacak. Biz ne güne duruyoruz? Onun getirdiği dine inanmadık mı? Onu Allah'ın elçisi bilmiyor muyuz? Evet. Allah'ın elçisi olarak ona vahiy geldiğine inanmıyor muyuz? Evet. Madem Mekkeliler ona sahip çıkmıyor, o zaman biz ne güne duruyoruz? Gidelim biz sahip çıkalım, alıp onu konuşalım ve yurdumuza getirelim diye konuşuyorlar. Gidişlerini hac zamanına rastlatıyorlar ve o zaman da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la gizlice görüşüyorlar. Mina'da kalınan 3 günün 3. günü, teşrik günü denilen gece yarısı randevulaşıyorlar Akabe'de ve bildiğimiz tarihlere 2. Akabe Beyatı olarak geçen konuşmalar, görüşmeler ve anlaşma sonucu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la anlaşıyorlar. O bildiğiniz gibi Medine'ye önce Mekke'deki Müslümanları gönderiyor, en sonunda da kendisi geliyor. Küçücük de olsa
devlet halinde bir arada yaşamanın ilk temeli böylece atılmış oluyor. İşte değişikliğin süreci tevhid metodunda, tevhidi metod olarak ki başka hiçbir metot yoktur. Bir tevhidi olmayan metot vardır, bir de tevhid metodu. Tevhid metodu tevhidden hiç taviz vermeyen, bütünlüğü haiz, tümüyle doğru, Allah'ın bütün elçileri tarafından takip edilen, Allah tarafından takip edilmesi zorunlu kılınan metodun adıdır ki, sahibi bulunulan doğrulardan en küçük parçasının dahi feda edilmesine imkan tanımayan metodun adıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki insanları İslam'a çağırırken onlara biraz lüzumundan fazla yumuşak davranmış olmalı ki onların İslam'a gelmelerini ummak ya da bu umudunu artırmak için Mekkeliler onun kendileriyle anlaşabileceği, uzlaşabileceği yani tevhid metodundan vazgeçip kendileriyle uzlaşmaya girebileceğini düşünmüş olmalılar ki ona gel Muhammed seninle anlaşalım, çıkardığın nifak da son bulsun, şu Kureyş'teki ikilik de son bulsun. Ziyanı yok, bir gün biz senin Allah'ına tapalım, bir gün de siz Müslümanız diyenler bizim putlarımıza tapın, böylece Kureyş arasında yeniden bir anlaşma, yeniden bir birleşme meydana gelmiş olsun teklifinde bulunabiliyorlar.
Allah-u Teala bundan sonra açık bir şekilde, sert ve net bir şekilde, okunaklı bir şekilde diyor ki قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ De ki o kafirlere لَا عَبِدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum de. Artı sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Durumu belirledik mi? Durum bu mu? Evet. Şunu da bilin ki ben bugüne kadar sizin taptıklarınıza tapmadığım gibi bundan sonra da sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Azıcık da bir ümidiniz varsa bu bitsin, sönsün. Sizler de öyle bir hal sergiliyorsunuz ki bugüne kadar benim taptığım Allah'a tapmadığınız gibi bundan böyle de tapacağınıza dair bir ümit vermiyorsunuz. Bildiğinizi okumaya devam ediyorsunuz. Öyleyse lekum dinikum velisin. Siz yolunuza ben yoluma. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Siz bildiğinizi okuyorsunuz, ben de bildiğimi okuyacağım. Bana da Allah'ın bildirdiğini ben okuyacağım. Bu kadar açık. Bu kadar net ifadeden sonra artık Kureyş'ten bir uzlaşma teklifi, bir anlaşma teklifi, bir bilmem ne teklifi asla gelmiyor. Dikkat edin. Yani insanlar, dava sahipleri, çağrı sahipleri kendilerini ne kadar netleştirirlerse, böyle daha okunaklı hale getirirlerse, başkaları ya işte biraz soluk acaba şu mana oradaki harf ne mi, me mi filan demez. Çok net, çok açık yazılırsa kimse kıvıramaz ya. Allah-u Teala adeta peygamberine böyle dedirtmek suretiyle onun yumuşaklığına taviz verebilir görüntüsüne, uzlaşabilir görüntüsüne bir son vermiş. Mekkelilerde de gerçekten bu gereken tesiri yapmış. Bu ayetin nüzulünden, bu surenin nüzulünden sonra da kesinlikle peygambere bir uzlaşalım, anlaşalım, işte 50-50 veya şu kadar bu kadar filan asla böyle bir düşünce kalmamış. Teklif de yapmaz olmuşlar. Tarihi vakalar bunu gösteriyor. Bu bakımdan tevhid metodu kendisinden asla taviz verilmemesi gereken, verilemeyecek kadar her zerresi doğru, o doğruluk bütünlüğüne sahip metot olduğu için ve kimi yarım akılların söylediği ya da sandığı gibi Kur'an-ı Kerim metotlar koleksiyonudur filan diye çifte sarılı yumurta yumurtladığı gibi değildir işin gerçeği. Kur'an'da bir tevhid metodu vardır, bir de tevhidin dışında şirk metodu de bilmem ne metodu dersen de yani İslami olmayan metot vardır, o kadar. Koleksiyon kitabı filan da değildir Kur'an-ı Kerim. Evet, insan ve toplum neden düşer? Değer yargıları yüksek iken onları terk eder, onlardan vazgeçer ise vazgeçtiği değer yargılarının yerine daha düşük değer yargıları koyarsa, dürüstlük üstün değerini bırakır, üçkağıtçılık, dolandırıcılık, yalancılık düşük değerine sahiplenirse davranışları da düşük olacağı için ferdi de toplumu da düşüren şey değerlerinin düşüklüğü olur. Nasıl yücelten şey değerlerinin yüksekliği, yüceliği olursa öyleyse düşüş de aynı şekilde olur. Yani bir kavim, bir toplum nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez diyen Ra'd suresinin 13. ayetinde dikkat edilirse bir toplumun hali çok iyi. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında toplumun hali iyi. Bu neyi gösterir? O topluma hakim olan nefislerdekilerin de iyiliğini, üstünlüğünü gösteriyor. Peki o toplumun hali nasıl oldu da düştü? O toplumu meydana getiren insanlardan bir kısımdan başlayarak yaygın hale gelen yüce değerleri bırakıp düşük değerlere sahip olmanın sonucu düştü. Yüce değerlere sahip olanlar düşük değerlere sahip olanların karşısına çıkmadılar. Fazla karşı koymadılar. Dolayısıyla giderek düşük değerler kazanmaya, düşük değerli efendim menkul evrak prim yapmaya, o getiri getirmeye başladı, gelir getirmeye başladı. İnsanlar zayıf olduğu için de onun galibiyeti daha çok kitleleri, daha büyük kitleleri hakimiyeti altına aldı. Sonuç olarak toplum yüksek halini yitirdi, düşük hale, bozuk hale dönüşmeye başladı. Bunun sebebi ve başlangıcı yüksek haldeki toplumun, yüce haldeki, iyi haldeki toplumun İçindeki fertlerin değerlerini kötü değerlerle, düşük değerlerle değiştirmeye başlamasından geçiyor.
süreç böyle başlıyor. Bunun tersi de doğru, düzü doğru olduğu gibi. Yani durumu kötü, durumu iyi olmayan bir toplum eğer halinin, durumunun iyileşmesini istiyorsa öncelikle kendinden, nefislerinden başlayacak. Nefsinde kimi kötü değerler varsa hala itibar ettiği, ona göre davrandığı, onları terk edip onların yerine yüce değerler, yüksek değerler koyacak. Mesela yalan söylüyorsa ondan vazgeçecek, doğru sözlü olacak. Mesela üçkağıtçıysa, harama helale riayet etmiyorsa, harama helale riayet eden hale getirecek kendini. Komşu hukukuna riayet etmiyorsa eder hale getirecek. İnsanların iyi olmasını istemiyorsa, hasetlik duygusu varsa iyi olmasını isteyecek. İnsanlar için digergam olacak. Başkalarına yedirecek içeri Allah'ın verdiğinden başkalarını da nasiplendirecek. Bu şekilde kötü değerleri iyi değerlerle değiştiren fertler giderek toplumda güzel örnekler oluşturur ve toplumun halinin de değişmesine müncer olan, oraya varıp dayanan sonuç bu süreç yaşanır. Bu Allah'ın değişmez kanunu. Yoksa hiçbir toplum durduğu yerde ne iyi halden kötü hale ne kötü halden iyi hale asla değişmemiştir. Tarihte bunun hiçbir örneği yoktur ve olmayacaktır da. Çünkü Allah'ın sünnetinde değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala kitabı. Efendim, bütün işlerin başı insanlar arasındaki ilişkiler, geleneksel adıyla, klasik deyimiyle de adab-ı muaşeret. Yani insanların görüşüp konuşmasının, tartışmasının, oturmasının, ahbab olmasının, arkadaşlık etmesinin, yoldaşlık etmesinin adabı, edebi, yani şekli. Malumunuz, insan fıtratı genel olarak güler yüzden hoşlanıyor, iyilikten hoşlanıyor, ikramdan hoşlanıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi en azından tasadduk edecek hiçbir şeyiniz yoksa güler yüz göstermek suretiyle tasadduk ediniz, sadaka veriniz Allah'ın kullarına. Yani onların gönüllerini hiçbir şeyiniz yoksa gülerle hoşnut ediniz, onları öyle sevindiriniz. Dolayısıyla bir insana bir diğer insan fikrini intikal ettirmek, geçirmek istiyorsa, kendi gibi düşündürtmek istiyorsa, öyle düşünmesini istiyorsa, ki bu doğal bir şey, o takdirde o insana yaklaşımı çok makul, akıllı, kendini onun üstünde görmeyen, ona da kişilik hakkı veren, düşünmesini sağlayacak şeyler söyleyen, güler yüzle hareket eden, onun iyiliğini istediğine gerçekten onu inandıran, onu ikna eden, bu konuda samimi, içten olduğunu gösteren davranışlarıyla yaklaşmalı. Kişileri elbette fikirleri kötülemek, fikirlerin kötü olduğunu açığa çıkarmak farz iken, kişileri kötülemek birinci derecede farz değildir. Zaten kişiler kötü fikirleri yüzünden kötü oluyorlar. Yoksa analarından doğduklarından itibaren kötü değildir kişiler. Kötü yol tutuyor, kötü oluyorlar. İyi yol tutuyor, iyi oluyorlar. Bu bakımdan insan başkasına yaklaşırken mümkün mertebe onun kişiliğini bozmadan, kişiliğine saygı duyarak, fikrine değil, kişiliğine saygı duyarak, o da bir insandır diyerek, o da benim gibi bir insan. Belki ben ondan 3 gün evvel öğrendim bir doğruyu veya birçok doğruyu ama ondan 3 gün evvel veya 3 yıl veya 30 yıl evvel öğrenmiş olmam, benim ona üstün olmamı, havadan, yüksekten konuşmamı, öyle davranmamı gerektirmez, böyle bir hak vermez bana diyerek yaklaşmak ve bildiklerini mümkün mertebe Allah rızasının dışında hiçbir bedel de talep etmeden diğer insanlara aktarmaya çalışmak lazım. İnsani ilişkiler üzerinde yıllarca konuşulabilir, saatlerce konuşmakla ancak özetlenebilir. Fakat en güzeli onu hazmetmek, uygulayarak hayatına geçirmek, uygulayarak kendiliğinden yapılır hale getirmeye yönelmektir. Digergam olmak, başkalarının iyiliğini istemek, ikramda bulunmak, izzette bulunmak, güler yüz göstermek, misafirperverlik, ikramkarlık gerçekten insanların birbirini sevmesinde, birinin diğerine yakınlık duymasında çok büyük rolü olan şeyler. Hiç tanımadığınız birisiyle yaptığınız bir otobüs seyahatinde, işte diyelim yanınıza şu kadar bir fındık fıstık bir şey almışsınız. Yerken ne olacak? Alay kaç gram zaten, 50 gram, 100 gram bir şey. Yanınızdaki insan gavur, Müslüman, kim olursa olsun ona buyurun demenizin bile nihayet ikram ettiğiniz şey 5 paralık şeydir, 15 paralık şeydir. Yani ne eder abi? Hepsi kaç kuruş zaten?
o insana çıkarıp para verseniz, yani diyelim ki o fındıktan ikram ettiğiniz tümünü almışsınız 5.000 liraya, ikram ettiğiniz de 1.000 liralığıdır. Öyle ya, adam buyurun dediğiniz zaman işte 3-5 tane bir şey alıyor, 1.000 liralık bile değil. O 1.000 liranın yerine adama durup dururken 100.000 lira verseniz böyle ciddileşir ve yüzünüze bakar, yani niye, ne bu? Alın işte size vermek istiyorum. Yok ihtiyacım yok filan. Ama o anda elinizdeki o fındıktan yani 500 liralığını ona ikram etmeniz hiçbir zaman böyle karşılanmaz. Öyle değil mi? Hiçbir zaman. Ve bu sıcaklıkların, ilişkilerin doğmasına, giderek ilerleyebilmesi için ilk temelleri, ilk taşları oluşturmasına sebep olur. Gerçekten de bu surette başlayan dostluklar eğer bir şekilde sürdürülürse, akıllı bir şekilde kesintiye uğratılmadan sürdürülürse, çok güçlü arkadaşlıkların, çok güçlü birlikteliklerin, çok büyük olaylara gebe beraberliklerin temelini teşkil eder. Herkes arkadaş edindiği kimselerle nerede, nasıl, ne şekilde tanıştığını bir hatırlamaya çalışsın. Temelinde böyle ufak tefek şeylerin bulunduğunu görecektir. Öyle değil midir? Yani özellikle mesaj sahibi bir kimse, çağrı sahibi bir kimsenin mutlaka diğer insanlara karşı daha sabırlı, daha güzel dilli, daha güzel tavırlı, daha şahsiyetli ve onların şahsiyetine itibar eden şekilde davranmasında büyük zaruret vardır. Zaten emin olmak, insanın kendinden emin olması, başkalarının da ondan emin olması sonucunu doğuracağından, insanlar emin olmak için lazım gelen yolu tutmak zorundadırlar. Hele hele mesaj sahibiyiz. Öyle haset bir mesaj sahibinin mesajını kimse almaz. Mesajın mahiyeti çok değerli olsa bile. Cimri bir mesaj sahibinin mesajına kimse sahip çıkmak istemez. Yani çünkü cimriliği sevmez insanlar. Böyle yiyecek içecek bir lokma olsun, tadına bak demeyecek, hoşuna gitmez. Dikkat edin, Alman toplumunda bunu sizlerin çok daha iyi hissediyor olmanız lazım. Onlar bile anlamasalar dahi yediğiniz içtiğiniz bir şeyden veya evde pişirdiğiniz çorbadan bir tas ikram ettiğiniz zaman, yani sonuçta memnun olmuyorlar mı? Böyle apayrı bir şey, hani ilk defa tattığımız bilmem Güney Amerika, işte bilmem nerede yetişen bir meyve gibi ne etki yapıyor? Allah Allah, enteresan bir şey filan diyorsun. Yani o şekilde ilgimizi çekiyor. Onlar için de öyle yani. Hiç tatmadıkları meyve gibi iyilik etmek filan ne kelime, alaman ne kelime yani. Biri ahiret, biri dünya gibi birbiriyle. O kadar uzak şeyler. Ama fıtratları buna uygun şekilde yaratıldığı için insan olmaları hasebiyle sonuçta herhalde kendisine ikram edilen bir insan ikram edenden tiksinmez. Yani giderek ona yakınlık duyar. Sevgi duyar, memnuniyet duyar. Duymuyorlar mı? Yaşamıyor musunuz bunu? Yaşıyorsunuz. Evet, biz Allah'a çok şükür, Allah ömür verdi, imkan verdi ve bu programı 3. kampta, 3 kamp boyunca yapabilme imkanı bahşetti. Lütfuna, keremine hamdolsun. Bitirdik. Bundan sonrası artık sizlere kalıyor. Ondan sonra da artık öğrendiklerinizi, bildiklerinizi, okuduklarınızı, okuyacaklarınızı gücünüzün yettiği kadar sizin bildiklerinizi bilmeyen diğer, Allah'ın diğer kullarına anlatmaya çalışın. Çünkü bunu yapmazsanız vallahi bildikleriniz, öğrendikleriniz yakanıza öyle bir yapışır ki ahirette onun elinden kurtulamazsınız. Hesabını veremezsiniz. İlim sorumluluk demektir. Bilmeyenlere ulaştırılana kadar, tekrar tekrar söylenene, yaşanana kadar insanlar sorumluluk, o sorumluluğun gereği onu bilmeyenlere aktarmaktır. Yaşamayanlara yaşayarak göstermektir ki doğrular ancak bu suretle bilmeyenlere ulaşır ve yeryüzünü kaplayacak hale gelir, yaygınlaşır. Evet, Allah'ın yardımına sığının, ona sığının ve ondan yardım dileyerek, yalnız ona ibadet ederek bu işleri sürdürün. Birbirinizin hakkını görüp gözetin. Allah işinizi asan eder. İşimizi asan eder. Evet.